İyi günler değerli izleyiciler. İyi haftalar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bakalım bugün neler görecek. Evet, bugün önemli. Çünkü birkaç konu var. Hepsi bizim sohbetimizden daha sonra başlayacak. Birincisi Bakanlar Kurulu var. Daha doğrusu Tayyip Erdoğan adamlarıyla bir toplanacak. Ne yapacaklar bilmiyorum. O konuya geleceğim. İkincisi altılı masa tekrar bir araya geliyor ve bugün... Hani ne yapacaklarının yol haritasını bu sefer daha net bir şekilde ilan edecekler. Onu göreceğiz. Üçüncüsü işte Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler başlayacak mı, görüşmeler başlayacak mı? İşte Belarus'ta sınırda bir araya gelme kararı alındı ama bugün itibariyle ne olacak hepsini gün içinde göreceğiz. Ama ben öncelikle bugün toplanacak olan altılı masaya bir ön öneri de bulunmak istiyorum. Bugün Korkus Gazetesi'nde de gerçi yazdım ama eş zamanlı olarak buradan da söylemek istiyorum. Bu altı siyasi parti evet bugün belki geleceğe yönelik ortaklık ya da işbirliği kurallarını açıklayacaklar. Anayasada ne değişiklikler olacak, demokrasiye nasıl dönüşeceğini açıklayacaklar ama bugün aynı zamanda Türkiye'nin çok ciddi bir demokrasi sınavından geçmek zorunda olduğunu da söylemek istiyorum. Bakın şu anda Türkiye'nin Ukrayna'da Rusya ile Ukrayna arasında bütün dünyayı büyük bir krize sokan olayla ilgili ne yaptığını, ne düşündüğünü ve ne yapacağını bilmiyoruz. Bugünkü iktidar demokrasi ve hukuk sistemi tamamen kaldırıldığı için Türkiye'de ve adeta bir imparator gibi, bir kral gibi, bir padişah gibi bütün yetkiler tek adama verildiği için ne yapıp ne yapmadıkları konusunda hiçbir bilgi alamıyoruz. İkincisi zaten iktidar sarhoşluğu içinde müthiş bir kibire kapılan iktidar ve başındaki AKP Genel Başkanı böyle konularda da bilgi vermeyi kendi karakterinin zaafa uğrayacağı, karizmasının çizileceği gibi bakıyor. Yani ne oluyor, ne bitiyor? Türkiye, Ukrayna konusunda ne yapacak? Atacağı adımlar var mı? Alacağı önlemler var mı? Sanki bunları söylerse muhalefettekilere büyük bir yenilgiye uğramış hissine kapılıyor. Çünkü kibir artık had safhada. Şimdi muhalefete bu konuda çağrıda bulunmak istiyorum. Ve diyorum ki parlamentoyu olağanüstü toplantıya çağırıp bizzat AKP Genel Başkanı'nın orada gelip bilgi vermesini sağlamalılar. Bakın Türkiye'nin hem demokrasisi açısından ki yok böyle bir şey. Hukuk da bitti, demokrasi de bitti. Hak ve özgürlüklere saygı da bitti ama öyle ya da böyle siyasi partiler var. Bir seçimden söz ediyoruz. Olacak mı onu da bilmiyoruz zaten. Çünkü bu sistemler pek seçimi sevmez. Ya da kendi dayattıkları seçimi yaparlar. Şimdi buna rağmen Türkiye'nin bir demokrasi eşiğini aşılaması gerekiyor ve bugün siyasi partiler öncelikle bu çağrıda bulunmalı ve parlamento mutlaka toplanmalı. Bakın Tayyip Erdoğan buraya bizzat gelmeli. Hiç sevmiyor biliyorsunuz. Çünkü neden? Onun için parlamento tamamen lüzumsuzlar ordusu. Yani orada işte bizden de ne yapalım muhalefetten de 5-600 kişi maaş alsın işte bir şekilde gününü güneşsin. Çünkü onun dışında parlamento ile ilgili hiçbir şey yok. Oraya gelip bugüne kadar Tayyip Erdoğan hiç bilgi vermedi. Bütçesini gelip okumadı. Hakkında verilen gen sorularda gelip savunma yapmadı. Eleştirileri cevaplamadı. Çünkü neden? Parlamentoyu hep yok sayıyor. Oraya bir lüzumsuzlar yeri. Çünkü ben varım diyor. Kardeşim ben karar vereceğim. Millet bana yetki verdi. Yani öyle algılıyorlar. Ha işte Rusya'da mesela Putin öyle, Belarus öyle, Macaristan öyle, şey öyle. Yani benzer ülkeler var mı? Var. Bütün Arap dünyası, İslam dünyası da bu tür liderlerle var. Yani kararı ben veririm. Ben gelmişim, milli irade benim, sen kim oluyorsun? İşte bunun kırılması lazım. Neden? Bakın, çok basit bir şey söyleyeceğim. Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı boyunca parlamentoyu hep açık ve diri tuttuğu gibi sık sık cepheden Ankara'ya döndü ve parlamentoya bilgi verdi ve atacağı bütün adımlar konusunda o yüce parlamentonun desteğini aldı. Eğer Kurtuluş Savaşı bittikten sonra Cumhuriyet'in ilanı ve devrimleri yapması kolaylaştı ise işte Kurtuluş Savaşı boyunca o yüce meclisi sürekli çalıştırması ve onayları hep oradan çıkartmasıydı. Başarının en önemli sebeplerinden biri o. Çünkü eğer siz alınacak kararlarda bütün milleti ortak ederseniz bu hem daha sağlıklı olur hem daha akılcı olur hem daha doğru olur.
Tek başınıza alacağınız kararlar sizi hep yanlışa götürür ki şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu bu. Fakat bugüne kadar belki işte canım orada başbakandı, işte burada cumhurbaşkanı karar verdi falan. Hayır, şu anda öyle değil. Şu anda Türkiye'de, dünyada belki de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığı en büyük krizi yaşıyor. Bakın, Irak Savaşı gibi, Irak operasyonları gibi değil bu. Irak'ta bütün dünyanın ortak kabul ettiği ve Irak'a yönelik bir operasyon başladı. Bütün dünyanın katıldığı. Aynı şekilde işte Afganistan'da ya da başka ülkelerde. Lafa gelince evet, Amerika şöyle yaptı, Amerika böyle yaptı. Bunların hiçbirine itiraz etmiyorum ama hepsinde bir meşruiyet bulundu. İki, yapılanlara geniş oranda onay verildiği için, geniş çaplı bir onay verildiği için de bu işler krize yol açmadı. Afganistan bir kriz miydi? Evet. Ama dünya çapında dünyayı etkileyen, sarsan bir kriz değildi. Buna karşı Ukrayna, Rusya krizi ve o bölgede yaşananlar dünya krizidir. Şimdi bakmayın, öyle bir takım yaptırımlar uygulanıyor değil mi? Yok Swift'ler şey olacak, Rus oligarkların bazı ülkelerdeki bütün işlerine el konuyor, mal varlıkları donduruluyor falan falan. Ama bütün bunlar karşılıklı olarak diğer ülkeleri de derinden etkileyen unsurlar. Bir kere Türkiye'nin çok etkileneceği kesin. Başından beri bunu söylüyoruz. Ama bugün bizim ekranlara baktığımız zaman ne görüyoruz? Müthiş bir Ukrayna güzellemesi. İşte büyük bir milliyetçilik, Ukrayna milliyetçiliği. Zelenski şöyle, halk böyle. Bunlar yanlış mı? Hayır değil. Ama tam anlamıyla gerçeği yansıtıyor mu? Hayır. Neden? Çünkü bizzat kendi yaptıkları haberlerin içinde de bu çelişkiler var. Yani bir taraftan Ukrayna halkı müthiş direniyor ki direniyor ama öbür taraftan da Rusya'nın neredeyse Ukrayna'nın tamamına hakim olmak üzere olduğu konusunda haberleri aynı kanallar yapıyorlar. Ha, buradaki sıkıntı ne? Türkiye, daha doğrusu Tayyip Erdoğan tavrını belirledi. Dedi ki ben Ukrayna'dan yanayım. Rusya'yı bu konuda beğenmiyorum. Şimdi bunu söyledi ya, tamam artık onu doğrulatacak ne varsa ellerinden geldiği kadar yapıyorlar. Ama bütün bunların ötesinde eğer Türkiye'de kamuoyu ve muhalefet neler olduğu konusunda bilgilenmezse, bakın önümüzdeki günler Türkiye için büyük felaketler olabilir. Şimdi bunu bazen diyorlar ya, ne alakası var kardeşim işte dünyayla? Hayır değil. Çünkü 2-3 gün önce sizlerle paylaştığım sohbette söyledim. Bunun kaybedeni Ukrayna ve Türkiye olacak. Neden Türkiye? Çünkü bir, tersten müdahil oldu. Yani diğer Avrupa ülkeleri gibi falan değil. Bir taraftan şahinlik istiyor Tayyip Erdoğan. Diyor ki ya kardeşim bunlar diyor bir yardım bile etmiyorlar diyor. Peki sen ne yapıyorsun? O zaman ne yapılmasını istiyorsun? Bunu ortaya koymak. İşte bunu gelip parlamentoda söylemek zorunda Tayyip Erdoğan. Ey dünya, askeri müdahale. Ha, askeri müdahaleyi öneriyorsan, eğer bir askeri müdahale olursa ne yapacağını da söylemek durumdasın. Ha, işte ona da ben millet iradesiyim, ben Türkiye'nin en akıllısıyım, en büyüğüm, benden büyük kimse yok. Ben karar veririm, gerekirse savaşa da sokarım diyemezsiniz. Bunu dedirtmemek zorunda muhalefet. Bunu başarmak zorunda Türkiye. Çünkü aksi takdirde büyük bir felaket geliyor. Bakın buna inanın. Üstüne basarak söylüyorum. Büyük bir felaket geliyor. Eğer saraydaki 5-6 tane değerleri kendinden menkul, yeteneklerini tam bilmediğimiz ama ellerine geçirdikleri büyük güç ve kibirle Türkiye'nin her şeyine karar verme hakkını kendinde gören 5-6 kişi arasında dönecekse Türkiye için büyük bir felaket olur bu. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka parlamentoya Tayyip Erdoğan'ın bizzat gelmesi, bu konuları aynen açıklaması, şu ana kadar ne oldu, ne olacak, Türkiye'nin buradaki durumu nedir? Bunları açığa koymalı ve parlamentodan işte bu sefer onay almalı. Bu Tayyip Erdoğan gibi AKP Genel Başkanı'nın da kurtuluşudur, bakın söyleyeyim. Aksi takdirde ulaşılabilecek o dediğim felaket dediğim konularda bu iktidarın da, daha doğrusu bu iktidarın tepe noktasının da kendini savunacak, kendilerini koruyacak hiç halleri kalmayacaktır, buna inanın. Şimdi bakın neleri bilmiyoruz şimdi, onu söyleyelim. Bir, Putin'le konuştun. Ne konuştun bilmiyoruz. Macron'la konuştun ki hani Macron işte Rusya'ya gitti, itildi, kakıldı, 20 metre ötede tutuldu, şu bu falan. Peki niye konuştuk? Hani Macron NATO'nun da efendim istenmeyeniydi, NATO'nun da işte hastalıklı adamıydı falan. Ne oldu konuştunuz? Ne bilmiyoruz. Zelenski ile konuştun. Ne oldu? Bilmiyoruz. Avrupa Birliği, NATO, Birleşmiş Milletler bir takım Rusya'ya karşı yaptırımlar uyguluyor. Biz bunun neresindeyiz? Bakın Türkiye'de ciddi bir Rus yatırımı var.
Hani büyük büyük şirketleri var. Şöyle birkaç tanesine baktım. Mesela Gazprom burada, değil mi? Gazprom burada. Lukoil burada. Özellikle Anadolu'nun pek çok yerinde benzin satıyorlar, değil mi? Efendim, Türksel'in içinde hala ciddi oranda bir şeyi var Rusların. Ve işte Friedman galiba, o ne şirketiydi? Alfa şirketi mi? Onun adına. Ve varlık fonuna alındı biliyorsunuz Türksel. Ve bu kişinin, daha doğrusu Türksel'in Rus kesiminin varlık fonuna 300 milyon dolarlık bir bağışta bulunduğu ya da bir para verdiği konuşuluyor. Şimdi mesela bu ne olacak? Türksel'in durumu ne olacak? Finans sektöründe varlar. Bunlar ne olacak? Nükleer santral yapımını Ruslara verdiler biliyorsunuz. Akkuyu örneğin ne olacak? Bunlar konusunda S-400'ler ne olacak? Şimdi bunların hiçbirini kamuoyu bilmiyor. Kamuoyunun bildiğine işte saray medyasında sürekli yapılan yayınlar. Ne yapıyorlar? Efendim, Ukrayna direniyormuş. Neyle direniyor? Bizim dahi damat beyin yaptığı SİHA'larla, İHA'larla işte Rusları dağıttık. Bakıyoruz abi gece gündüz Ukraynalıların, gördün mü havada uçanları, bak seni ne yaptı? Şimdi bunu söylüyorsun. Ertesi bir habere geçiyor. Oradaki bu SİHA'ları yapan tesislerin tümüyle yok edildiği haberi var. Şimdi dünya basında bu da var. Ve buradan anlıyoruz ki mesela aslında bizim o SİHA'lar dediğimiz olayın, hani dünya bayılıyor bize falan dedikleri olayın bütün motorları zaten Ukrayna'da yapılıyormuş. Onun fabrikasını Ruslar mesela yok etti mi etmedi mi? Bütün bu konuları vermeli. Tayyip Erdoğan mutlaka ve mutlaka kompleksten kurtulacak, kibirden kurtulacak. Burada bunlar bir koyun bile gidemez. Bunlar da kim? Ben bunlara mı vereceğim? Sen kimsin ya? Sana mı hesap vereceğim gibi bir takım ilkel duyguların arkasına sığınmadan çıkıp kamuoyunun önünde, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde bunları anlatmalı ve bunu parlamentoda zorlamalı. Dediğim gibi en önemli konulardan biri Ruslara olacak yaptırımlar. Rus oligarkların Türkiye'de otelleri olduğu biliniyor. Efendim, bir takım yatırımları olduğu biliniyor. Bunlar ne olacak? Onlara yaptırım uygulanacak mı? Bunların bilinmesi gerekiyor diyorum. Şimdi bunun dışında bir konuya da kısaca değinip çıkmak istiyorum. Hani neden değineceğim? Ya ben bazı şeyleri burada size anlatıyorum ve bunlar hep Türkiye'de ilk defa benden duyuyorsunuz. Ne derdi? İşte Tayyip Erdoğan'ın Meral Akşener'in çok yakınıyla yaptığı telefon konuşması, işte Abdullah Gül'le yaptığı gizli görüşme ve bir niyet belirtisi. Yani ben bir kenara çekilirsem sen Cumhurbaşkanı ol, ben de parlamentonun başına geçeyim. Ondan sonra Tansu Çiller'in hükümet olmak üzere tekrar siyasete döneceği, hatta bir merkez sağın başına geçmeye, ortak aday olmayı düşündüğü ya da bir parti kuracağı. Bakın bunların parti parti hepsi doğrulandı. Mesela Abdullah Gül konusunda da şu çıktı ortaya. Tayyip Erdoğan aslında bir dönem, bundan bir süre önce parlamenter sisteme dönelim ama ben güvencede olayım. Hani gerekirse Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı bile olur dediği konusunda yayınlar yapıldı geçen hafta. Bunun aynısını Abdullah Gül'le yaptığını anlattığımda bir takım saray soytarıları doğrulatmak için tarafları aramak yerine bana küfretmeye başladılar. İşte Meral Akşener olayında oldu. Aynısı Tansu Çiller olayında. Şimdi bakın bugün Tansu Çiller'in Yeni Şafak'ın manşetinde olmuş ve bana göre inanılmaz bir şey söylüyor. Diyor ki parlamenter sisteme dönmek ihanettir. Hanımefendi yapmayın, gözünü seveyim. Yani siz bütün siyasi hayatınızı parlamenter sistemle götürdünüz ve bugün 28 Şubat üstelik de 28 Şubat'ta size göre çok sağlam, çok sağlıklı, çok doğru bir koalisyon hükümetinin içindeydiniz. Ve eğer Süleyman Demirel orada bir oyun bozanlık yapmasaydı bir yıl öncesinden şimdi rahmetli olan Necmettin Erbakan'dan başbakanlığı alıp ülkenin başına geçiyordunuz. Şimdi kalkıp da parlamentersem ihanettir demek ve oyun bozanlık yapmak, o zaman Tansu Çiller adının ortaya atılmasının ya da kendisini ortaya atmasının tek sebebinin Tayyip Erdoğan'ın krallık gibi olan bu tek adamlığını sürdürmek amacıyla bütün muhalif kesimin bozguna uğratmak amacı taşıdığını ben düşünürüm. Yani nereden çıktı parlamenter sistem ihanettir ya? Eğer ihanetse Almanya, Fransa, ne bileyim İtalya, İspanya hep ihanet içindeler mi? Yani bunlar hep medeni ülkeler değil mi? Bütün Avrupa ülkeleri. Böyle Türkiye gibi, padişahlık gibi yönetilen başka ülke yok. Kuzey Kore var. Bir de İslam dünyasının şeyhlikleri, krallıkları var. Bakın medeni hiçbir ülkede bizdeki gibi bir rejim yok. Onun için Tansu Çiller'in
bu şekilde tekrar ortaya çıkması yadırgadım, üzüldüm de bilmiyorum ama o sözlerine Yeni Şafak sırf muhalefetin canına sıkmak için abartmış ya da çarpıtmış olabilir mi? Mümkündür. Bir yerden cımbızla çekip alıp yapıyorlar mı? Evet, yapıyorlar diyorum. Evet, bugün bu kadar. Çok da fazla şey yapmayayım çünkü bu akşama kadar pek çok şey gelişecek. Yarın muhtemelen bütün bunları da tekrar ayrıntılarıyla izleriz hep birlikte diyorum ve hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.